ajansımız Asmalı Mescid'de. Aslında trafiğin çok yoğun olduğu bir bölgede konumlanıyoruz. O yüzden de özellikle mesela toplantılara giderken bu konuya çok dikkat ediyoruz. Çünkü ajanslar çok yoğun çalıştığı için genellikle işler hep böyle son dakikaya kalıyor. Dolayısıyla her zaman açık, akıcı bir yol olduğu için de daha kolay ulaşabiliyoruz aslında. İşte 40-50 dakika maksimumda havalimanında olunabiliyor. Çok daha böyle verimli bir şekilde havalimanına ulaşıp, orada da güzel vakit geçirip, zamanı orada değerlendirip, işte son böyle sunumları toparlamaca, toplantılara yine giderken başka şehirlerde de toplantılarımız oluyor. Mutlaka Sabiha Gökçen'den uçmaya çalışıyoruz. Bir şehir havalimanı haline dönüştü. Daha da fazla bu anlamda ön plana çıkacağını düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda. Yeni bir pist ekleniyor, yeni bir terminal ekleniyor. Giderek kendisini daha da geliştiren, daha da büyüten bir yer burası. Dolayısıyla hepimizin hayatını bizi takip eden bir anlama sahip. O açıdan da seviyorum ve her zaman da buradan uçmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Sabiha Gökçen, ben de tabii ilk duyduğumda gerçekten inanılmaz şaşırdım. Günde 100 bin civarında misafir ağırlıyor. Bu hakikaten çok çok yüksek bir rakam. Bütün bu insanlara aynı standartta, aynı kalitede hizmet veriyor olabilmek gerçekten çok ciddi bir deneyim gerektiriyor. Zaten bu sene de 10. yılı. Dolayısıyla aslında hem birçok havalimanına göre köklü, yerleşmiş, hani oturmuş bir sistem. Hem de giderek daha da büyüyen bir taraf var. O yüzden ikisinin aynı çatı altında olması çok güzel bir şey. Türkiye'nin de gurur verici bir durum. Ayda 2-3 kere iş gereği ya da kişisel işte tatiller vesaire sebeple uçuyorum. Ülke içerisinde Bodrum, Çeşme ya da sahil bölgelerine dolaman gibi. İşle ilgili tabii işte biraz daha böyle büyük metropoller, Ankara, İzmir, Antalya gibi destinasyonlara daha çok uçuşumuz oluyor. Sabiha Gökçen bu anlamda hem yurt dışında hem yurt içinde birçok destinasyona gittiği için de çok fazla kullandığımız havalimanlarından bir tanesi oldu. Genellikle ben havalimanında vakit geçirmeye çaba gösteriyorum. FastTrack diye Sabiha Gökçen'de özel bir uygulama var. Günlük olarak bir kart karşılığında istediğiniz şekilde hızlı geçiş yapabiliyorsunuz ve bu da aslında bayağı bir zaman kazanmanıza yardımcı oluyor. Bu sistemi kullanarak daha çok lounge'da uçmadan önce böyle biraz stres atma ya da bir şeylere bakmak falan gibi, gerekiyorsa hani çalışmak gibi bir zaman değerlendirmesi yapmaya çalışıyorum. Onun dışında tabii amaç yani gideceğimiz yere bir an önce gitmek. Dünyada gerçekten anında kalkış, zamanında kalkış anlamında önde gelen havalimanlarından bir tanesi. Hatta bu anlamda derecesi de var. O açıdan da gerçekten zaman planlaması, gideceğiniz yere özellikle toplantımız varsa zamanında varmak ve gündelik akıştaki o yoğunluğa bir şekilde ayak uydurmak anlamında çok güzel olanaklar sunuyor.